Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbe ve fıtrat. Tövbe her insan lazım olan bir konu. Peygamberimiz de tövbe ederdi. Evliya tövbe eder. Her insanın tövbe etmesi zorunludur, farzdır. Önce bakalım inşallah tövbe ne anlama geliyor. Tövbe tabi yetubu fiilinden mastardır. Reca anlamında, yani bir insanın günahından dönmesine tövbe deniliyor. Yanlış yola giren bir kimsenin o anda biraz dengesi bozulur. Bir insan yabancı bir yerde biraz şöyle kuşkulandı, yanlış yola girdi. O anda o kişinin dengesi bozulur, biraz tedirgin olur. Ne kadar çabuk dönerse o kadar da yararı olur. İşte günahlar bunun gibidir. Günah işleyen bir kimsenin de yapısında bir tedirginlik olur. Ama Allah korusun, hemen dönemezse tabi daha zorlaşır. İkincisi, fıtrat nedir? Fıtrat. Fıtrat, yaratmak anlamına gelir. Bir hılka denir, halaka külünden gelir. Bu başka, fıtrat başkadır. Fıtrat, eşi benzeri olmayan bir şeyi yoktan var etmek anlamına gelir fıtrat. Bir de her varlığın bir doğal yapısı vardır ki buna o varlığında fıtrat denir. Her varlığın canlı cansız bir fıtratı vardır her varlığında. Üç türlü tabi varlık var biliyorsunuz muhteremler. Biri cansız varlıklar. Eğer bu varlıklar ayrılırsa fıtratından, yani her birinin bir doğal bir yapısı vardır, yörüngesi vardır. Mesela dünya, yıldızlar, ay, güneş. Eğer yörüngenin ayrıldığı anda fıtrat bozulmuş olur. Hem kıyamet kopmasına sebep olur, hem de kendileri helak olurlar muhteremler. Mesela meteorlar bile, göktaşları bile güneşin çekim gücünden kopan meteorlar ne yaparlar? Tabii hızlı dünyaya gelirler. 60'a çarpınca ısı oluyor. 2000 derece bulan bir ısı medene gelir. Yanarlar bu da böyle. Yanarlar. Yani helak olma deniyor bunlara. Mela buyuruyor. Külü şeyin halikün illa vecihe. Külü şeyin, her şey helak olacaktır. Helak aslında kopma, başka yapıya dönüş anlamına gelir. İşte meteorlarda atmosfere çarpınca helak olurlar. Eğer metal ise erir, gaza dönüşür. Taş ise toz gibi olur, aslını yitirir. İnsanın bedeni de helak oluyor, bedeni de, ruh ayrı. İnsan öldüğü zaman insan bedeni de helak oluyor, yani aslını yitiriyor. Toprağa dönüşüyor insanın bedeni de. Bir gün bir Müslümanın biri çarşıya gitmiş, yine bir testi almış, tabak testi almış. Evine gelmiş. Şöyle bir testiye bakıyor kendi kendine de. Bir tefekküre dalıyor. Bu testi toprak maddeleri idi. Suyla karıştırıldı, çamur oldu. Ustanın elinde bu şekli aldı. Düşünürken bunu tefekküre dalıyor.
O gece rüyasında teşribuna şunu söylüyor, teşribuna. Ey Müslüman, ben daha evvel bir padişahtım diyor. Daha bir padişahtım ben. Tahta otururdum, emir verirdim, ferman yayınlardım. Tek adamdım ülkede. Öldüm, toprak oldum. Beni sürdüler, çiğnediler. En sonunda işte bu testici beni aldı, yoğurdu, çamur yaptı ve beni ateşte fırına yaktı beni buyuruyor. Yani her avuç toprakta nice şehitler var, nice evliyalar var, kimler kimler var. Tabi beden şüyenler var bunlarda. İnsan da ölünce insanın bedeni de helak olma, aslından ayrılma, aslını yitirme, kaba dönüşme. İkincisi hayvanların durumu. Yani maddeden sonra hayvanların durumu. Her hayvanda bir fıtratı vardır. Buna biz günümüz ne diyoruz? İçgüdü deniyor buna. İçgüdü deniyor buna. Fakat nedir içgüdü? Bunun tarifi yok muhteremler. Yani bilim adamları her bir görüş ileri sürüyorlar. Fakat bir türlü bunlar bir kabul görmüyor ama. Nedir içgüdü? Bir yavru kuş yuvadan alınmış, ayrı yetiştirilmiş, bırakıyor bu kuş. Kuş uçuyor, aynı annesinin gibi sesler çıkıyor öterken. Aynı yuvayı yapıyor. Bir aslan yavrusu almışlar, özel olarak bilim adamları, yeni doğduğu anda. Bunu sütle beslemişler. Bu aslan yavrusuna hiçbir aslan gösterilmediği halde aslan yavrusu büyüyünce aynı annesi aslanlar gibi ses çıkarıyor. Öyle oluyor. Bunu bırakıyorlar, hemen ormanlara kaçıyor, fıtrına kaçıyor muhtemelenler. İçgüdü. Göçebe kuşları yine yavru kuşu almışlar, ayağını ip bağlamışlar. Ana kuşların göçünden sonra bunu bırakmışlar. Yavru kuş da ilk defa göç ettiği halde hiç böyle şaşmadan hedefini aynı yere yine gidiyor böylece. Peki bu nasıl oluyor acaba diyorlar. Tabi akıl erdiremiyorlar. Yine kümeste yumurtadan çıkan bir ördek yavrusunu almışlar. Bu yavru hiç tabi hayatında su görmemiş. Bunu götürmüşler, dere kenara bırakmışlar. Bu ördek yavrusu hiç hayatında su görmediği halde hemen suya dalmış, yüzme başlamış. Yani ayaklarını da hareket ederek yüzme başlamış. Böylece. Peki nasıl oluyor bunlar tabi? Eskiden buna şu isim verirdi. Sevgi tabii denir buna. Sevgi tabii. İçgüdüye. Sevk yani yönlendirme. Tabii doğal yönlendirme. Fakat İslam öleması bunu şöyle biliyorlar. Sevki ilahi deniyor. İlahi sevk. Ve şu ayet-i kerim buna delil getiriyorlar. Âlâ suresinin başlarında vellezî kaddere feheda. Ayetin başı şöyle hatta geliyor. Ellezî halaka fesevvâ. O Allah ki halaka yarattı. Fesevvâ ve tesviye etti. Düzenledi. Yarattığı varlık nerede yaşayacaksa ona göre bedeni düzenleniyor. Balığın, kuşun, her şeyi yaranlıyor. Ve Mevlam buyuruyor, vellezî kaddere, Allah'ın kaderinde yazdı, takdir etti, feheda, oraya onu Mevlam yönlendiriyor muhteremler. Hayvanların alemine baktığımız zaman, incelediğimiz zaman,
İnsan tabii şaşkına uğruyor. Yani bu ayağım bunu nasıl yapıyor diye. İpek böceği vakti geliyor, kendi kendini hapsediyor. Başını döndürüyor, 30.000 defa başını döndürüyor, onu örünceye kadar bakmıyor. 30.000 defa başını çeviriyor. İpek, halis ipek, insan bunu yapamıyor. Nasıl oluyor bu? İçlerimiz salgı geliyor, tüplerimiz salgı geliyor. İçten gelen bu salgı, havaya temas ettiği anda ipek haline alıyor beni. Peki nasıl bunu yapıyor? Aslında bizim organlarımız da aynı işi yapıyor muhteremler. Mesela bir akciğer, bir karaciğer, böbrek yaptığı işi de yine aklarım ya bunlara muhteremler. Demek ki iş nereye kalıyor? Vellezî kaddere fehedâye kalıyor. O Allah Celle Celaluhu yarattığı her varlığı, her organı Mevlam, Allah her şeyi ona göre takdirinin kaderini diyor, oraya yönlendiriyor. Bir hayvan türü fıtrata ayrıldığı anda fıtratından ne olur? Hemen dengesi bozuluyor muhteremler. Mesela bir balığın kıyıda yaşaması gerek, fıtratının gereği, içgüdüsünün gereği. Eğer bu balık biraz dalar da, biraz kıyıda açıldı mı, hemen doğal dengesi bozulur, sersemler, aptallaşır, geri döner. Nedir bu geri dönmesi? Tevbe. Tevbe. Yani bir varlığın fıtratına dönmesine, işte tevbe buna deniyor. Bir kuş uçarken, eğer İrtifada biraz da yukarı çıkarsa dengesi bozulur muhteremler. Eğer mesela bir şehir kuşu, güvercin mesela ormanlara giderse dengesi bozulur. Ne yapar? Hemen geri gelir. Bu nedir? İşte bu geri dönüşü fıtratına onun tevbesidir bu. Bazı böcekler karanlığı severler, ışıkta yaşayamazlar. Mesela evimizde olur çok zamanlara bu. Bir hamam böceği vardır, siyah böcek vardır. Eve geliriz bazen, ev karanlıktır. Işık yaktığımız anda hayvan hemen kalır böyle. Ne olur? Baz deniyor, baz hali böyle. Dona kalır burada böylece. Işığa gelmez böylece. Hemen karanlığa kaçtı mı, nedir bu? Doğasına kaçıyor, bunun tevbesidir. Demek ki tövbe fıtridir, tövbe. Tövbe fıtridir, tövbe doğaldır, her varlığın tövbesi şarttır. Eğer tövbe etmezse dengesi bozulur, doğası bozulur, yapısı bozulur o varlığın. İnsana gelince insanın nedir fıtratı? Nedir insanın fıtratı? Allah Teala buyuruyor bizlere Rum Suresi 30'da. Estağfirullahirrahmanirrahim. Fe'ekün vecheke liddini hanifa. Allah buyuruyor. Fe'ekün ikam et. Bu arada ikbal et yani dön anlamına geliyor. Neyi? Vecheke yüzünü dön. Liddini dine, Allah dine dön. Hanifa hanif olduğun halde yüzünü Allah'ın dinine dön. Hanif olduğun halde. Hanif her türlü batıldan uzaklaşarak ehli tevhid olarak Allah'a yönelme derler. Ehli tevhid olarak eğer bir kimse ehli tevhid olduğu halde ama yine de gönlünde, aklında, fikrinde bilinç altında başka bir ideoloji varsa bu kimse hanif değildir. Hanif. Hanif her şeyden soyutlanacak. Allah'a dönecek. Tevhid. Nedir tevhid? Vahdi yuvahid'den gelir.
Tevhid babı denir buna. Tevhid mastardır. Allah-u Teala'yla birlemek. Fakat tevhid babının binası da teksir içindir, çokluk içindir. Yani bir defa yeterli değil. Demek kişi ne yapacak? Çok çok devamlı, sürekli Allah bir, başkaları yok diyecek. Burada Mevlam buyuruyor, yüzünü dön. Yüzünü dön. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'in her harfinde, mesela başta fe'ekküm, bak burada. Aslı ekümdür. Emirdir bu da. İkamet emirdir bu da. Bunun başından fe geliyor. Fe'ekküm. Bu fe nedir? Fe-i takibiye deniyor buna. Hemen anlamına geliyor bu. Fe'ekküm hemen derhal. Derhal. Oyalanma başka bir şeyle, yani Allah buyuruyor. Oyalanma başka bir şeyle. Hemen derhal Habibi Muhammed'in sen ümmetin hemen dön. Vecheke yüzünü dön. Yüz. Peki bedenin başka dönmeyecek mi? Dönecek muhteremler. Burada zikr cüz ilat-ı külde bir kural vardır. Yani bir şeyin bir cüzü parçası sürenir ama amaç tamamıdır, küldür yani. Mesela örnek olarak hacca giden bir kimse der ki dönüşünde bir altın oluğu gördüm der. Altın oluğu gördüm der. E Kabe'yi görmedi mi? Değil mi? O anda konu odur. Altın oluğu gördüm. Yani tabii Kabe'yi anlamaya geliyor. Burada Mevlam buyuruyor. Habibim yüzünü dön. Bir de burada bir anlam daha var burada. Bir insan nereye yönelirse, yüzünü dönerse, kişinin bütün duyguları dönür. Bütün duyguları da. Yani bir insan arkası döndüğü bir yere ne anlama geliyor? İlgilenmemek arkasında. Kişiye hangi konuyla veriyorsa, kişi oraya eğilir, oraya döner. Yani Mevlam buyuruyor, Habib Muhammed'im, sen ve ümmetim, yüzüne dön, Allah'ın dinine dön. Dinine dön. Hanif olduğun halde fıtratallahi aleyhi. Fıtratallahi inşallah fıtratı budur. Feteran nase aleyha. Allah insanları bunun üzerine yarattı. Yarattı böyle. Fıtrat yarattı. İşte insan da fıtratı bu. İnsan doğası bu. İnsan yapısı budur böyle. Irkı ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, insanların fıtratı budur. Allah'ın dinindeki yüzünü dönecek, yani yüzünü tam bir teveccüh oraya yönelecek kişi, bütün duygularıyla hanif olduğu halde insanların fıtratı da budur. Bir insan fıtratından koparsa ne olur, başka yönelirse dengesi bozulur. Dengesi bozulur. En başta inanç yönünden eğer bir insan tevhidle ayrılırsa nedir bunun zıttı? Tevhidin şirktir. Allah orta koşmaktır. Yani Allah'tan başka varlıkları ilahlaştırma, putlaştırmadır ki akıl bunu kabul edemez ama. Akıl buna tepki yapar. Gönlü bunu kabul eder, gönlü sıkılır burada. O kişinin huzuru bozulur işte, doğası dengesi de bozulur muhteremler. Sonra tabi ibadet de bunun gibidir. Her ibadetin bedeninde bir özelliği vardır. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri'de, her çocuk İslam fıtratıyla doğar. Kul mevlüdün hadis-i şerif devam ediyor Buhari'de. Her çocuk, her insan yani İslam fıtratı üzerine doğar. Her insan doğar. Tabii sonradan ebeveyni, çevresi bunu zorlarlar başka bir yöne. Bu neye benzer ama? Mesela bir çelik yay. Hilal şeklindedir çelik yay mesela. Bükülmüş bir çelik yay. Bu çelik yay zorlansa, tersine doğru çevrilirse, evet zorla oraya gelir. Ama bıraktığın anda aslan döner muhtemelen böyle. Aslan hemen döner böyle.
Yani bir insan da her ne kadar bulunduğu, yaşadığı ülkenin etkisiyle, çevre etkisiyle, İslam dışında inanca sahipse bile, ona nasip olur da İslam anlatılabilirse, ulaştırılırsa, yahu kişi bunu araştırabilirse, İslam bulduğu anda hemen rahatlar, huzuru bulur. Hemen huzuru bulur. Yani İslam dışında insan huzuru bulamaz, dengeyi kuramaz. İnsanın fıtratı beyinde yüklenmiştir beyine. Nasıl bilgisayar yükleniyor bazı programlar? İnsanın fıtratı insana beyni yüklenmiş Allah tarafından beyine muhteremler. Yani insanın da özü beyindir, beyindir. Bunun için Mevlamız ne yapmış beynimizi? Bir kale içine, doğal kale, kafatası dediğimiz böyle. Doğal bir kale almış beyni. Bir insanda beyinsel özürlülük olsa bir kimsede, ne kadar fiziksel olarak boyu postu güzel de olsa, yani her şeyi güzel yerde olsa bile, ama bir kimse, bir insan, erkek olsun, hanım olsun, eğer o kimsede beyinsel özürlük varsa, insanlıktan biraz uzak kalıyor muhtemelenler. Hatta dinimizde bile o kimseye hiçbir şey farz olmuyor. Namaz da farz olmuyor, oruç da farz olmuyor, hac da farz olmuyor kimseye. Hatta iman da o kimseye farz olmuyor. Dünyada da bu kimseye mal mülk de verilmez, kanun da verilmez kimseye. Onun bir vasıtası vardır. Demek ki insan insan yapan beyin, beyindir muhtemelen. İşte orada beyinde Mevlam onu programlamıştı, insanın yapısını, fıtratını, insan buradadır böyle. Allah Teala beynimizi ne yapmış? Doğal kale içinde, kemikten, sağlam bir kale içinde almış. Ayrıca beyin üzerinde üç katta zar var burada. Üç katta zarar örtülmüş ayrıca böyle. Yine bunun dışında beyin öyle hemen kafada yapışır değil. Orada bir sıvı vardır. Sıvı içten yüzer. Eğer beyin sıvısı olmasa ne olur? Hafif bir çarpmada beyin zedeleri gider. Bu sıvı da yüzerek beyin ne yapıyor? Hafif böyle çarpmaları çabuk kurtarabiliyor. Kurtarabiliyor bunları. İşte insanın da asıl özelliği beyinde. Bunun için namazda nedir? Secde. Kul ne yapıyor secdede? İnsan beynini toprağa koyuyor Allah huzurunda. Toprak nedir? Toprak tevazuun simgesi, alçak gönlün simgesi topraktır. Toprak her şeyi kabul eder. Her pisliği kabul eder, onu temizler, aslına çevirir. İnsan abi secdede alnını toprağa koyuyor Allah huzuruna cerca alıyor. İnsanın, her insan fıtratı İslam doğduğu için, yani İslam'ın her şeyi beyinde yapılanmıştır bu. Ufak çocuk, altı bezlenen ufak çocuk artık aklı vermeye başlamıştır. Annesi bezini değişecek. Ama misafirler var. Çocuk ne yapar? Utanır, istemez orada. Neden kaynaklanıyor bu? İslam fıtratından kaynaklanıyor. Yani çocuk ne yapar? Anne altını bezini değişecek. Utanır çocuk, misafirden utanır, yalnız kalmak ister. Bir anız aşağı olsun, ak veremiş çocuk böylece. Bu insanın fıtratından kaynakları bunlar. Bir insan da fıtratın dışına çıkarsa, nasıl ki hayvanın dengesi bozulduğu gibi, insan da dengesi bozulur muhteremler.
Beyin bunu kabullenme, beyinde zorlanma olur böyle. Gönülde daralma olur, ruhta sıkılma olur, huzur insana bozulur. Günümüzde hastalıkların hemen hemen kökeni hep psikolojiktir. Hep bunlar. Sinirse psikolojik hastalıkların çoğu. Neden? Ruhsal dengeleri bozulduğu için, insanlara fıtratından koptuğu için, Allah insanı niçin yaratmıştır? Tavuğun görevi yumurtlamak. Kuşun görevi ötmek. Horun görevi ötmektir. Tabi ötmek boş değil onlar böyle. Onlar zikirdir. O kuşun kan çırpması da onun namazıdır. Namazdır böyle. Onun ibadetidir bunlar her şeyde. Şimdi bir insan fıtrat dışına çıkarsa, yani İslami yaşam dışına çıkarsa ne olur muhteremler? Hemen dünyada da bedensel zararını görür. Alkol örnek. Allah bu haram kılmıştır alkolü. En fazla etkisi de beyinde oluyor. Çünkü alkol hiç işleme tabi olmadan, sindirilmeden hemen kana çekiliyor alkol. Derhal. En fazla da beyne zarar oluyor. Beyin sıvısına gidiyor. Zaten beyin hücreleri de sıvıdan alırlar, gıdalarını alırlar. Beyinden oluyor beyinde. Beyindeki merkezlerde çöküntü oluyor, çöktürüyor bunları. Yani kişi ne oluyor? İsteyerek kişi elinde bir nevi bir delilleşme biraz. Yani normalleşmeme. Gerçekten böyledir sarhoşluğun muhtemelenler. Yani sarhoşluğun yürümesi dengesizdir, konuş dengesizdir, her şeyi dengesi bozulmuştur muhtemelenler. Osmanlı döneminde 4. Murat Han'ın zamanında içki yasağı konmuş, zaten yasak ama onun zamanında yasak çok uygulanıyor. Dönüm oradan zamanında. Çok uygulanıyor bu yasak. Kimi yolda sarhoş görürlerse alıyor bunları zaptiyeler, yani kolluk kuvvetleri, karakola götürüyorlar bunları. Yine bir gece bu zaptiyeler, kolluk kuvvetleri etrafa dolaşırlarken bakıyorlar aşırı alkole bir sarhoş. Yürüyemiyor ama. Tabii düşe kalka yürüyor, şarkı söylüyor, gevezelik yapıyor, karşıdan belli daha. Dengesi bozulmuş yani. Alıyor bunlaştığınız hafta bunu, fakat sürüyle götüremiyorlar. Bakıyor oradan bir hamal geçiyormuş. Eski hamallar sıra küfe olurdu, büyük küfe. Eskiden vardı bunlar böyle. Semer olur hamallarda, arkadan büyük küfe olurdu. Oradan bir hamal geçiyormuş. Hamal çağırıyorlar, gel bakalım geliyor hamal. Kalıyor bunu zaptiyeler, bu küfe içine koyuyorlar. Hamı sırtına vuruyor, götürüyorlar. Hamanın sırtında bu sarhoş giderken bakıyor karşıdan yine bir sarhoş alkolü daha geliyor. Küfedeki bu alkolü sarhoş içinde unutuyor kendisini de gülmeye başlıyor. Neye gülüyor diyorlar zabıtalar. Bakın bakın şu karşı sarhoş bak, nasıl yürüyor bakın. Şu sarhoş muhtemelen. Demek ki alkolü bir kimsenin denge bozukluğu, bakınız, bu ondan daha aşağı alkolü olduğu halde bunun bile dikkatini çekiyor muhtemelen, bakınız. Alkolü böyle şey. Allah bunu haram kılmış muhtemelenler. Allah bunu haram kılmıştır. Onu yapan kimse ne yapıyor? Yani bile bile beyindeki merkezi çökertiyor böyle. Dengesi bozuluyor. Tabii trafik kazasına neden oluyor. Evde eşliğine boşayabiliyor, çoğun rızkını başka bir yere verebiliyor, dengelere bozuluyor, her şey bunun gibidir. Kumar, bu da Allah'a sakamış bunu böylece. Kumarda ne var? Önce kumarda aşırı bir gerilim, tedirginlik var.
yani kaybetme, kazanma. Aşırı bir gerilim, tedirginlik, insanın beden yapısı da buna müsait elverişli değil ama muhtemelenler. Değil böylece. İnsan ne ister? Huzur, rahatlık, güven ortamı ister insan böylece. Ama kumar masasında ne olur? Kumar masasında böyle sürekli bir gerilimli bekleyiş, bir tedirginlik, bütün sinir sistemi gerilimde, beyin muazzam zorlamada, bu da ne yapıyor? İnsanın bütün sinir sistemini bozuyor bak bu terimler böylece. Hele Allah korusun cinsellik, gayrimeşru cinsellik derler. Bu nedir Allah korusun? Bakınız Allah Teala Mevlam hayvanları Mevlam ne yapmış? Belirli bir zamana sınırlamış hayvanlara Mevlam. Hayvanların bir çiftleşme zamanı vardır bakınız. O hayvan olduğu halde demek ki bunun sürekliliği önemli değil onlar için. Ancak neslinin devamı için Mevlam ona ne veriyor? Belirli bir zaman veriyor. Ancak o zamanda çiftleşiyorlar böylece. Hele bu cinsellik gayrimeşruya dönüşünce ne olur muhteremler? Tabii cinsel dengeler bozulur. Yani toplumun genel ahlakı bozulur. Toplumun yüzü oraya tarafa döner. Tabii dolayısıyla aile yuvası da çatırdar yıkılır aile yuvası muhteremler. Yani bir toplumda açık saçı gezenler çoğalırsa, cinsel dengeler bozulursa ahlak da bozulur. Ahlak da bozulur. Cinsel sapıklık meydana gelmeye başlar, aile yuvaları yıkılır, evde huzur kaçar, çocuklar sokağa terk edilir muhteremler. Sonra ne olur? Allah korusun, toplumumuza felaketler gelir. Yani genelde hadis-i şerif buyuruluyor, zina eğer bir yerde açıkça işlenip toplumu tamamen kapsarsa, aşı işlenirse, engellenmezse, oraya genelde deprem olur muhteremler. Efendim işte fay hattı şunlar bunlar var. Fay hattı yaratan kim ama muhteremler? Kim var? Efendim işte dere var da taşıyor. Her zaman dere var ama kırsana taşmaz. Böyle dilerse taşlar. Aslında her şey bir rahmettir. Ama eğer kullar dengeyi bozarlarsa o zaman rahmet felakete dönüşüyor. Mesela yağmur rahmettir aslında. Hatta Anadolu'da yağmur denmez de rahmet yağıyor denir Anadolu'da. Rahmet yağıyor bakın der. Yağmur denmez böyle. Aslında rahmettir. Ama felaket olabiliyor. Sel olabiliyor. Böyle. Elleri yıkıyor, ağaçları söküyor. İnsanı öldürüyor, hayvanları götürüyor böylece. Depremde bunun gibi azı cemaatimiz yani Allah korusun toplumsal olarak böyle fuhuş fazlalaşırsa cinsel denge bozulursa o zaman depremde olabiliyor muhtemelen. Peki ne yapması gerekiyor bir insanın? Tabi insan olarak kul hata eder. Kul hata eder. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri cennette iken ne yaptı? Aldandı, hata etti. O yasak meyveden yedi. Adem babamız. Demek ki insanın yapısında bu da var. İnsan aldanabiliyor. İnsan da yanılabiliyor. Hata edebiliyor. İnsan bazen yoldan çıkabiliyor. Dengesi bozulabiliyor insanın. Ne yapması gerekiyor? Allah'tan bir ismi de nedir? Et-Tevvab. Et-Tevvab. Eğer kullar günah işlemeci olsaylardı bu isim ne olacaktı? Bu isim ne olacaktı muhtemelenler? Et-Tevvab. Allah'ta Mevlam tevbeleri kabul eder. Tevbeleri kabul eder Mevlam. Yalnız ne var ki tevbede biraz
acele etmek gerekiyor. Eğer kul biraz geç kalırsa hastalıkların tedavisine benzer. Eğer bir kimse hastalığında biraz gecikirse, ihmal ederse hastaneye gider. Ne derler? İşten geçmiş, geç kalmışsın derler muhteremler efendice. Yani tevbe de bunun gibidir. Gerçi tevbe her zaman kabuldür. Can boğazı girinceye kadar kabuldür ama. Fakat tevbe etmesi zorlaşır. Bunun için Bülü Aleyhisselam Hazretleri helekel müsevvifun helekel müsevvifler. Helekel müsevvifun. Helak oldu müsevvifler. Helak oldu. Helak oldu onlar. Soru sahabeler. Benim ya Resulallah. Kim onlar ya Resulallah? Kâle Aleyhisselam buyurdu. Yekûle sevfe estağfirü. İleride tevbe ederim. Yani biraz daha devam etsin de ileride tevbe ederim diyenler helak oldu, helak oldu. Yani onlara tevbe nasip olmadan gittiler anlamına geliyor muhtemelenler. Neden acaba? Bir insan mesela bulunduğu anda neye şu an tevbe edemiyor? Günahlardan kalbi kararmış. Günahlara bir huy haline gelmiş. Yani beyinsel üzerinde etki yapmış tabii üzerinde. Kişi bundan kurtulamıyor bugün. Yarın ne olacak? Günaha devam ettiğine göre o kalp kararlılığı, beyinsel etkisi daha çoğalacak. Daha çoğalacak. Yani kirlenen bir elbise hemen yıkanırsa daha çabuk temizlenir. Nasıl kirlenir diye devamlı kirli işi kullanırsa ne olur? Kat kat böyle kirlenince bunun temizlemesi daha zor olur muhtemelen böyle. Biliyorsunuz bazı elbise mesela bir tozlanmıştır. İnsan bir elini silker şöyle tozu gider. Bazı elbise hafif bir çamur yapar. Yolda mesela su sıçrar bir şey olur. Hafif sıçrar. Bu da bir soğuk suyla temizlenebilir. Bazı lekeler sıcak su isterler, soğuk su çıkmazlar. Bazı lekeler sabun da isterler, deterjan isterler, hatta başka kimyasal bir şey isterler muhtemelen böyle. İşte günahta da bunun gibi muhtemelen böyle işte. Yani günahtan bir insan ne kadar çabuk dönerse o kişinin kendi lehinedir bu böyle şey. İkincisi ölüm de belli değil. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Tirmizi'de et-taibü mine zembi kemen la zembe leh. Et-taibü mine zembi. Günahından tevbe eden kimse kemen la zembe leh hiç günah işlememiş gibidir. Bakın şu hadis-i şerifteki müjde muhtemelinde. Ne büyük müjde bizim kardeşim. Yani tamamen günah etkisi gidiyor. Kalpteki kararlı ağırlığı giriyor. Bir de sol defter yazı siliniyor muhteremler. Bir kimse günah işlediği anda ne yapıyor? Soldaki melek yazmak istiyor bunu. İki melek var. Vela buyuruyor. Kiramen katibine ya'lemuna ma tef'alûn. İki katib melek var. Ne yaparsanız bilip görüyorlar. Bir kişi günah işlediği anda soldaki melek hemen bunu yazamıyor. Neden? Sağdaki bunun amiri bana soruyor. Bak şu günah işledi, yazayım mı bunu? Biraz sabret. Belki tevbe eder de hiç defterine kararlamayla bunu böyle. Biraz sabret böyle diye. Eğer o kişi pişman olur, tevbe ederse hiç yazılmıyor böylece. Yalnız ne var? Günah işlendiği anda kalpte bir nokta oluşuyor ama, siyah nokta oluşuyor ama, günah işlendiği anda, yani gönül denir buna, kalpte içeri, mahallevi kalptir. Günah işlendiği anda, yani bir kimse yolda bir yabancı kadına özel dikkatle bakarsa, bu bile hemen anında kalpte nokta oluşturur, karan nokta oluşturur.
kalp nabından rahatsız olur muhtemelen böylece. Nasıl göze bir şeyi kaşarsa bunu kabullenmiyor. Hatta insanın bünyesi bile, insanın bünyesine yabancı madde girsin, bünye bunu kabullenemiyor muhtemelen bak böyle. Kabullenemiyor bunu böylece. Gönülde günah kabullenemez. Ne yapar gönülde? Hemen sıkıntı gönülde, bir darlık gönülde başlar. Başlar. İşte kul tevbesi ne oluyor? Hem hiç yazılmamış oluyor, ayrıca kalpteki de o günah lekesi gidiyor, kalp yine parlıyor, nurlanıyor. Yani kalp yine gönül yine doğasına kavuşuyor muhteremler. Yine Allah işte buyuruluyor, Et-taibi Habibullah. Tevbe eden Allah'ın sevgilisidir, Allah'ın sevdiği kuldur. Allah kulunu seviyor muhteremler. Tevbe Allah-u Teala seviyor. Çünkü tevbenin bir anlamı var. İşte onun sonuna geleceğim inşallah. Yine Mevlam bize buyuruyor. Taha ayet 82'de. Errahim. Ve inni legaffarun. Allah Mevlam buyuruyor bak. Ne bize bakmadı. Mevlam buyuruyor. Ve inni. Ben diyor Allah, ben kullarım diyor. Le gaffarun. Ben gaffarım orada. İnnenin cevabında lam geldi mi, bu gayet kesin anlamına geliyor. Zaten inne de kesinlik vardır. Muhakkak demektir. Kesin demektir. Bir de innenin bu cevabıdır şimdi bu. Haberin yani haberidir. Buna lam gelince bu tekrar tekrar tekit olmuş oluyor. Allah Teala buyuruyor. Ve inni le gaffarun. Gaffar da mübalağa vezinde. Bağışlayıcı anlamına geliyor böyle. Mevlam buyuruyor. Ben muhakkak ki bağışlayacağım, affedeceğim, bağışlayacağım. Bağışlar Mevlam buyuruyor. Herkesi mi? Hayır maalesef. Limen tabe var bak. Bazı insanlar ve bazı kimseler alnı secde görmez. Abdest almasını bilmez. Günah devam eder. Ne der konuşmaya gelince? Cenab-ı Allah gafurdur. Allah rahimdir der. Evet Allah kuşkusuz gafur. Allah rahim. Ama Allah ne buyuruyor burada? Ben Mevlam'ın gaffarım ama limen tabe tevbe edenler için. Bak. Limen tabe. Ancak benim gaffarım, affedirem, bağışlarım. Kulumu terk etmem Mevla buyuruyor. Kimleri? Limen tabe, tevbe edenleri ama. Kul tevbe etti, günahı bıraktı. Olduğu hale duruyor ama. Günah işlemiyor ama imanı zayıf. İbadet de yapmıyor. Yeterli mi? Yetersiz ki muhtemelen. Ayet devam ediyor. Ve amene imanda etti, edecek yani. İmanda edecek böyle. Yani imanı ne yapacak? İmanı tecridi iman. Demek ki ne de olsa bir insan günah işlerken o gafletten dolayı iman biraz zedeleniyor. Hatta da şey de buyuruluyor. Allah korusun zina da bir insan imanı çıkar. Allah korusun. O anda ölürse insan mahvoldu gitti. Allah korusun. Mevlam buyuruyor. Ben gaffarım Mevlam buyuruyor. Bağışlarım mübarek eyle. Limen tâbe ve âmene. Kim tövbe eder? Niye tövbe? Dönüş. Allah'a dönüş. Allah'a döndü. Ve âmene, imanda tecdit, imanı yenileme etti. Yine yeter değil. Ve amile salihan, arkadan da ameli salih de yaparsa. Bak buna. Ameli salih. Amel, bir iş anlamına gelir. Sözlük olarak ama böyle. Tabi istilahata başka anlamı görüldüğünde yani ibadet sözlüğü, bedensel, parasal, mesela zeka, sadaka, ameldir bunlar. Böyle. Oruç tutmak ameldir. Namaz kılmak ameldir. Hatta yoldaki bir zarar veren bir çöpü kenara koymak, bu da ameldir. Yalnız ne olacak amel? Amel de salih olacak. Ameli salih. Salih, ihlaslı Allah için olacak mı yapacak? Allah için mi yapacak böyle? Namazını Allah için kılacak. Gösteriş olmak böyle.
orucu Allah için, her şeyi Allah için yapacak. Sümmehteda. Bundan sonra kul ne yapacak? Yönünü belirleyecek. Yönünü Allah yolunda yürüyecek o böylece. Mevlam buyuruyor, ben bunlara karşı gaffarım, tekrar kabul ederim Mevlam buyuruyor, kabul ederim bunları. Biliyorsunuz, Hazreti Ömer bile, Radhan Hazretleri, İslam'ın ilk döneminde müşriktir Mekke-i Mükerreme'de. Peygamberimizin nübüvvetinden sonra da bunun şirki devam etti ama yine. Devam etti bunda. Hatta bunun bir ayrıcalığı vardı ki İslam düşmanı, peygamber düşmanı da Hazreti Ömer derler. Aşırı ama böyle. Hatta toplum Ebu Cehil'in başında Beni Nedve'de karar alınıyor. İslam durmadan gelişiyor. Yani İslam bir fil şeklinde, ince fil şeklinde belirdi. Ama filiz kurumadı o kadar baskıya rağmen kalınlaşıyor, gelişiyor, büyüyor. Yani Müslümanlar çoğalıyorlar. Hatta Mekke'nin dışına taştı. Kabileleri İslam taşlamaya başladı gizli gizliye. Toplumları müşrikler karar aldı derler. Ne yapıyor önlem olarak? Tabii kısa geçelim bu konuyu. Ancak tek bu derler çaresi haşa Muhammed'i öldürmek dediler. Öldürme dediler. Evet, ittifakla tamam, doğru karar bu. Ama kim öldürecek Muhammed'i aleyhisselam onlara gelen böyle? Neden? O zaman ortaya bir kan dava çıkacak şimdi böyle. Bundan korkuyorlar. Hazreti Ömer çıktı. Hiç böyle gözünü çöpten sakınmayan böyle, lafını sakınmayan, korkusuzmuş kendisi böyle. Atılgan. Öyle yürekliymiş kendisi. Ancak bu işi Hattab oğlu Ömer yapar dedi, ayağa kalktı. Alkışladılar bunu. Ebu Cehil, Ömer, ben seni bunu bekliyordum. Ortaya ödülle kondu şimdi. Benden şu kadar dev, bu kadar deve. Ama tabii para yok, deve koyuyorlar. Bekleyin dedi. Bir de Muhammed başına kesip getirelim başına dedi böyle. Bunu örnek görüyorum muhteremler. Yani bir insan kadar günahkar da olsa ümidini yitirmemesi gerekiyor. Bu örneğe veriyorum. Yani bir Hazreti Ömer'e bakınız. O anda yeryüzünün en kötü insanı o anda. Allah düşmanı, din düşmanı, peygamber düşmanı ve bunun ötesinde peygamberimizin haşa başını kesmeye, suikaste gidiyor. Kılıcını kuşandı. O an dünyanın en şerli insanı o anda. Ama tabii Mevlam'ın takdiri var muhteremler. Her insanın bir eceli yazılmış. İnsan olarak böyle. Ayrıca peygamberin son peygamber ya. Din tamamlanmadı. Kur'an vahiy tamamlanmadı daha. Bunun tamamlanması gerekiyor bunun. Yani kalkar bir Ömer gibi biri hemen öldürürse olur mu bu? Hani Allah'ın takdiri? Olmaz da muhterem. Yani alem denetim Allah'ın kontrolünde. Denetim muhterem. Yani bir tek zerre başıboş değil muhteremler. Bir atom olsun, hücremiz olsun, bir zerre başıboş değil. Tabi her şeye Mevlam bir sebep veriyor Allah Teala. Her şeye Mevlam bir sebep veriyor muhteremler. Ömer giderken baktı yolda, eski arkadaşını gördü, Amr isminde. O Müslüman olmuş, imanı gizliyormuş ama. Baktı Ömer'i heybeti gördü. Ömer nereye hayrola? Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum. Eyvah ürküyordu şimdi. Müslüman tabii. Yani canını verecek ama yetmiyor canı ki. Ömer'e karşı gelemeyecek yani. Karşı gelemeyecek. Tabii işi ürküldü. Korktu. Hemen aklına şöyle bir şey geldi. Ben de Ömer'i de başları yönlendireyim. Onu oyalayayım. Gideyim haberin peygamberimize ki peygamber saklanıp gidesin bir yere. Ya Ömer, madem ki dedi, peygamberi başına kesmeye gidiyorsun, o halde senin kız kardeşin Fatıma, enişten Seyit, onlar Müslüman oldular. Önce onlardan başla, ondan sonra peygamber sıraya gelsin bakalım. Olamaz böyle bir şey. Ya bir araştır bak, yalan söylüyorsan mı gel bana seni söyle. Hasan Hoca bir telaş aldı, merak aldı.
Nasıl olur? Kız kardeşim Fatıma. Enişte Seyit, amca oluyor aynı zamanda oluyor da. Nasıl Müslüman olur bunlar? Olamaz. Fakat işte merak, tabii Allah'ın bu bir takdiri. Yani göndermiş Mevlamız'ın bu da. Ömer oraya yönlendi böyle. Sokağa girdi. Hemen birkaç ev sonra da onun eviymiş. O zaman Peygamberimize bir vahiy geldi mi Peygamber Hazretlerine? Orada bulunan Müslüman peygamberleri tebliğ ediyor. Yazı birine bunu hemen yazıyorlar. Oradan biri alıyor, kurye usulüyle evden eve gidince ona ezberletiyor. Bilen yazıp alıyor, bilmeyen ezberliyor bunu ayet-i kerimeleri. Yani Kur'an hemen ezberleniyor, uygulanıyor. Ama Taha Suresi yeni gelmiş, baş tarafı Taha Suresi. Peygamber size bunu yanındaki söylüyor. Hazreti Habbab. Peygamber ona vermiş, derimizin yazılmış ayetleri. Eve dolaşıyor gizli gizliye. Hazreti bu Fatıma, yani Ömer kardeşi Fatıma evine gelmiş. Hazreti Habbab. Onlar kendilerine göre gizli okuyorlar. Yani kimse duymasın. Fakat tabii muhteremler o dönem asıl saadet dönüyor. Asıl saadet. Bunu anlayamıyor. Anlayamıyor böyle. Asıl saadetteki olanları. O İslam'ın parlak dönemi. Peygamber hayat olduğu dönem. Cebrail seyircisine geldiği dönem. Müslüman'daki o iman coşkusu. Şahlanan bir dönem. Asıl saadet insanlar öyle bir asrı görmemiş ama. Herkesin diline Kur'an. Herkesin canını Allah'a verebiliyorlar. Seve seve. Bunlar da güya gizli okur gibi ama dalmışlar. Yani ayet-i kerimenin atmosferine girmişler. Kendine geçmişler. Üçü beraber sesli okuyup ezberlemeye çalışıyorlar. Hazreti Ömer bunu duydu. Demek ki bu doğruymuş. Aslan kızı kapıya geldi. Kapıyı kilitlemiş yerden, sürülemiş kapıyı. Başladı kapıyı, tekmeleme yumrukla baş kapıyı başladı. Eniştesi hem amcaoğlu Said çıktı. Ömer hayrola tuttu yakasından kaldırıp yere vurdu amcaoğlunu. Yere attı yıktı kendisini. Karıcı Fatma çıktı. Abi, eşimin Said'in sana ne suçu var? Niye bunu böyle yaptın? Diye aşağıda yalvararak böyle günah almaya çalıştı. Ama Ömer Han da kızgın, öfkeli. Yani bilincini kaybetmiş şu anda durumda. Bu da var, kardeşi gibi tokat vurdu yüzüne. Çok hızlı vurmuş. Ağzı buna kanı yer düştü kardeşi de. Olan anında oldu muhteremler. Olan oldu. Kardeşi yerde yatıyor, kan içinde. Amcaoğlu, enişesi yerde yatıyor. Hasan onlara bakarken içine birdenbire merhamet, acıma duygusu içine geldi. Ben bunları niye böyle yapıyorum acaba? Bunların bildiği bir şey mi var acaba? Bunlar niye acaba buna bağlanıyorlar? İçi yumuşadı. İçi yumuşadı. Kardeşim Fatma, okuduğun şeyi bana verir misin bakayım bana? Tabii Fatma bilmiyor ki ya Ömer'deki değişimi. Vermem abi. Öldürürüm sana, öldürsem, öldürürüm sana veririm bunu. Kardeşim Fatma, söz veriyorum. Okuyup sana yazacağım ben bunu böyle. Söz verdi mi? Yaparmış ama. Peki hemen kalktı, verdi. Hasan okumaya da biri de kendisi. Okumaya başladı. Levhü muhafiz semavati ve fil ardı ilahir. Oraya geldi ki durakla otur çömeldi, durdu. Levhü muhafiz semavati ve fil ardı ve ma benhüma ve ma tahte sera. Gökler, yer, yer gök arası, yer ne varsa Allah'ın mülkü böyle. Allah'ın denetiminde, onun tasarrufunda böyle. Her bir zerre o Allah Rabbi alemindir. Te egemen olur böylece. Tabii o anda Hazreti Ömer bunu öyle bir andı ki bu anlamı bizden anlayamayız muhteremler. Yani Kur'an'ın bir zahiri vardır böyle. Sözlük kelimeleri anlamı vardır. Bir de evrenin anladığı anlamları vardır, işleri vardır Kur'an'ın böyle. Kişinin imanı kuvvetlendikçe kişinin o aşırı imanı açılır onlar. Hazreti Ömer o anda öyle bir makama geldi ki birdenbire
ayetin bütün esrarına vakıf oldu o anda. O sırlara girdi böyle. Sanki Allah-u Teala'yı görür gibi oldu. Yani bütün varlıklar Allah'ın emrinde o anda böyle. Bir zerre kımıldamıyor. Öyle alemi gördü o anda. Kardeşim Fatma, ben de Müslüman hocam dedi. Ben de Müslüman hocam dedi. Hazreti Abbas çıktı, saklandığı yerden. Gelenme götürüyor dedi, götürür muhteremler kendisini. Ve elhamdülillah 40. Müslümandır Hazreti 40. İlk 40'lar meclisi o zaman kuruldu muhteremler efendice. Demek ki bir insan ne kadar günahkar da olsa artık Allah beni affetmez demesin muhteremler. Bir işle karşılaştım bir yerde. Kendi bana söyledi. Ben dedi çok alkol içiyorum dedi. Esrar kullanıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dedi. Haşa böyle işte gayrimeşru cinsellikler. Şunlar bunlar. Bunları yapıyorum. Artık ben de adam olmaz dedi böyle. Artık bıraktım gidiyor. Güzel ama dedim böyle. Kendi bıraktım ama dedim. Ona şu örneği verdim. Bir gün dedim, Lokman Aleyhisselam'ın oğlu geliyor babasına. Baba, arkadaşlar beni çağırıyorlar bir yere gitmeye. Ama orada bir hafif günah işlenmiş arada. Peki babasına Lokman Aleyhisselam'ın oğlu, baba izin verirsen ben de gideyim mi oraya? Peki Lokman Aleyhisselam'ın oğluna, yavrum iyi izin vereyim ama oğlum, oraya günah girişti orada yavrum ama. O işte günah var ama. Ama babacığım be, o küçük günah mı diyor. Küçük günah mı? Pek yavrum diyor, gel işine bak önce diyor. İşleri götürüyor, ocakta ateş varmış. Yavrum diyor, küçük balon su bakıyor ateş ediyor. Yanar baba benim diyor. Bak yavrum diyor, bir küçük parmağın bile diyor, yanıma dayanamıyorsun yavrum diyor. Küçük günah olsa bile böyle diyor. Ya günah büyük olsa diyor, bütün beden atılır, cehennem ne yaparsın diyor. Şimdi bunun için dedim ki kendisine, peki sen şu anda, yani cehennemde yanarsam yanarım diyor. O duruma gelmiş artık, tabii cehennem olduğunu bilemiyor. Böyle. Yanarsam yanayım gibi, o haber girmiş kendisi. Dedim şu anda dünya ateşi ki oran ateşe benzemez. Dedim şu anda elini ateşe sokar mısın? Sokamam. Peki, ölmemeye bir çaren var mı? Ölmemeye? Yok. Dünyaya kendin mi geldin? Gönderildin. Yaşama elinde mi yaşandın? Hayır. Ölmemeye çaren yok. Ölüp tek dirilmek elinde değil. Ama Allah seni diriltecek. Mahşer yeri var dedim. Bak o da cehennem var bu şekilde. Elhamdülillah muhtemelenler tevbe etti kendisi ve o kadar hızlı dönüş yaptı ki yani çok güzel soladı kendisi böyle. Soladı. Böyle İslam'a çalışmaya başladı. Yani İslam'a geldiği anda önce biraz bir bocaladı. O bağımlıktan dolayı alkolün şundan sonra bir bocaladı. Fakat devamlı bırakmadık peşini kendisine, ilgilenip kendisiyle. Herhalde o bağımlılıklar, o pislikler bedenden çıkınca elhamdülillah öyle bir duruma geldi ki tam doğal şeyini buldu ya. İslam'a geldi. Yalnız tabi tevbenin de nasıl tevbesi olması gerekir? Tevbenin Allah'a dönüşünce rica ediyor. Allah da buyuruyor bizlere Tahrim ayet 8'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, iman eden kullarım, Mevla buyuruyor. Tûbü ilallâhi. Bakın burada bir incele bakın şuna, bağlantıya bakınız. Mevlam buyuruyor, tûbü ilallâhi. Allah'a tevbe edin. Yani Allah'a dönüş yap, dönüşün. Kimlere bu hitap? Müminlere bakınız. Müminlere. Demek ki bir insan mümin olduğu halde, imanlı olduğu halde Allah'tan aşağı kopabiliyor muhtemel böyle. Yani yanlış olan kişi gidebiliyor, günahlara dalabiliyor, şunu bunu yapabiliyor. Böyle iken yine Mevlam buyuruyor, ey mümin kullarım,
Ey mümin kullarım. Bir evliya vardır. Bişi Hafide'ye. Evliya vardır. Bu zamanında çok alkolikmiş, şarap içermiş. Her gece. Tam bunun bağımlısı olmuş alkolün. Bir gün yolda giderken bakıyor hafif bir rüzgar esiyor. Bir kağıt parçası hafif yürek kalkıyor, rüzgar kalkıyor. Yine yere düşüyor bir kağıt parçası. Rüzgar bunu sürüklüyor kağıt parçasını. Kendi sarhoş, zor yürüyor. Şey bakıyor, kağıda bakıyor, dikkatini çekiyor. Üzerinde tek bir kelime görüyor. Allah yazıyor bak. Kağıtta böyle. Tek kelime. Allah yazıyor. Bu Bişri Hazretleri alkolik olanda denge zor yürüyor. O kağıttaki Allah lafzını görünce Cicali'yi titriyor birdenbire. Allah'ın ismi yazıyor bunda. Bu gene sürükleniyor bu diyor. Hemen alıyor bunu. Öpüyor, başına koyuyor. Bunu koluna koyuyor. Tabii yine alkol yok kendisi ama böyle. Buraya yine bir yere saklıyor bunu. O gece o ülkede bulunan, kasada bulunan Allah dostu bir alim varmış. Ona Rabbim buyuruyor uykusunda. Uykuda bir sine bir de nem denir böyle. Uykuyum arası derler buna. O durumdaki bu alim ona bir hitab-ı ilahi geliyor. Ses geliyor kendisine. Benim Bişir kuluma git söyle. Onu ben kuluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Uyanıyor, kalkıyor. Allah Allah. Bu şeytane olur bu hocam. Bişir meşhurmuş ama. Alkolik. Her gün alkolik. Rabbim kulluğunu kabul ettim diyor. Herhalde bu şeytanları bu diyor böyle. Önemsemiyor. Yatıyor. Gene aynı duruma harfi dalar gibi oluyor. Aynı hitabine geliyor. Benim Bişir kuluma git söyle. Rabbim kulluğunu kabul ettim. Demesin bana gelsin. Yine kalkıyor. Allah Allah. Ama nasıl olur bu ya? Nasıl olur bu? Nasıl giderim ben ona? Yani bir alkolü bir insan bu makam erişsin. Allah onu kulunu kabul etsin. Gene bu şeytanı diyor. Eğer üçlerse o zaman bu haktır böyle diyor. Ve üçlüyor. Üç deyince şimdi sabahtan kalkıyor. Bişir evine gidiyor. Kapıdan bağırıyor. Bişir, Bişir. Diyor ki hanımı evde yok. Nerede? Filan meyhanede içki içiyor işte. O zaman gizli içki içerlemiş, şarap içerlemiş bir yerde. Oraya gidiyor bu alem. Oraya gidiyor. Dışarıdan bağırıyor. Bişir, Bişir. Çıkıyor meyhaneci. Ne var? Bişir burada mı? Burada. Onu çağırır mısın bana? Buraya, geri buraya kadar. Çekilmiyor tabii kendisi. O anda Bişir yanına akmış orada. Hasır oturmuş orada. İçki içiyormuşlar. Dışarı çıkıyor. Şimdi Bişir Hazretleri bu alimi görünce utanıyor ondan önce. Bir saygı yapıyor ona karşı. Utanıyor ona karşı. Efendim buyurun falan diyor. Yani nasıl ayağıma gelin sevmeyen buraya diye. Diyor ki Bişir diyor. Bişir. Sana mücdeleme geldim. Mücdeleme böyle oldu. Üç sefer Mevlam bana buyuruyor hitap geldi diyor. Bişir kuluma söyle. Onu kuluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Bişir yanıyor anında. Ya. Allah bana kulun mu dedi? Allah be kulun kabul mü ediyor beni? Döndüm Allah'ım sana, döndüm Allah'ım sana diyor muhteremler. Hemen başı evine koşmaya. Meğerince bağırıyor. Bir şey arkasından kaldı bu arada. Artık geri dönmem böyle diyor. Hep yanına görünmüş. O an ona göre bir şafi geliyor böyle. Evine gidiyor. Hemen bir duş alıyor. Yani gusül abdest alıyor. İlk namaz kılıyor. Secdeye kapanıyor. Allah'ım sen Rabbi aleminsin. Bu kadar mülkün geniş Allah'ım. Dağlar taşlar senin, yer göz senin Allah'ım, gönül senin Allah'ım böyle. Bu arada Allah'ım bana kulum demiş Allah'ım diyor. Beni kabul etmişsin. Ben kulluk edeyim hatta. Ve bu da zamanla büyük evli oldu muhteremler. Bu hep yanlaya gezdiği için kendisi, tabi o dönemde hayvanlar çobana gidiyorlar. Hayvanlar çobana giderek gibi dönüşünde bunun sokağından hiçbir şey yapmamış hayvanlar. Eşeğmemişler bir şey yapmamışlar. Yapmamışlar böyle şey. Bir gün çoban akşam üzeri hayvanları getirirken bakıyor hayvanlar işiyor oraya buraya. Pisiyorlar. Eyvah bir şey ölmüş diye muhtemelen.
İşraf adı kendisi. İşte Mevlam buyuruyor. Ey mümin kullarım, bizlere ehlendi muhtemelenler. Allah hitap bizlere böylece. Allah hitap ediyor. Ne gerekiyor burada? Buradaki ya uyarı tembih yani böyle ya. Ey anlamı Türkçe geliyor da bu Türkçe kullanmıyor fazla Türkçe'de. Böyle uyarı yapıyor bizlere. Yani dikkat, uyarı. Yani buyur ya Rabbi. Mevlam buyuruyor. Tuğbu ilallah. Allah tevbin dön Allah Teala. Nasıl ama? Tevbeten nasuha. Ama nasuh tevbesi yapın, nasuh tevbesi. Yani nusuhtan geliyor ki nasihatlarımı öğütlenmiş. Artık geri dönmemek üzere tevbe edin. Bir insan tevbe etti. Mevla'ya döndü. Kötülüğü bıraktı. Namaza başladı. Peki bu kişi Allah korusun, tevbesi bozarsa ne olacak? Yine tevbe edecek bak bu teyemler. Yani Allah Teala bize lütfu bu elhamdülillah böylece. Kul tevbe etti, Mevla'ya döndü. Döndü ama bir türlü İslam cemaatine uyuşamadı. Hatta çok zamanlar Müslüman bunları biraz dışlıyorlar. Yani böyle bir insan camiye geldi mi, yani suç bize kendimizde, öylesine bir başka göze bakıyoruz, dışlanıyorlar. Tabi bunlar zaten camiye önce korkarak gelirler bunu. Yeni gelirken bunlar. Cemaata yabancı, o hayata yabancı kendisi. Bir de cemaata yüz görmeyi dışlanınca kaça çıkabiliyor cemaatta. Eskiden dönebiliyor. Ne yapacak? Artık bu işi bitti mi? Hayır. Yine tevbe edecek. Yine tevbe edecek. Yine tevbe edecek. Yalnız şu da var muhteremler. Bir insan bir günahı fazla işlerse o günah kişide ne yapar? Bağımlılık yapar. Bağımlılık yapar kişide. Kişi o günaha bağımlı olur. Öyle alkolik vardır ki alkol bağımlısı olmuş. Alkolün zararını bildiği halde, hatta akciğere kanser olduğu halde, zararını bildiği halde bırakmak istediği halde bırakamaz bile. Bırakın alkolü, sigarayı bile muhtemelen. Sigara bile bence. Yani tek bir bilim adamı tıpta sigara faydalı demiyor muhtemelen böyle. Demiyor bence. Nedir sigara? Yani insanı ölüme götüren, içinde kaç yüz çeşit zehir olanlara böyle. Nikotin çıkalıyor yanında. Daha neler bulundu sigarada bulundu. Bu kadar zararlı bir şeyken insana bunu bildiği halde ne yapıyorlar? Efendim işte bırakamıyorum. Neden? İşte bağımlılık yapıyor muhteremler. Demek ki bir insan ileride tövbe ederim, günah bırakırım, namaza ya da başlarım derse ne oluyor? Demek ki bağımlı yaptığı için bırakması biraz daha zorlaşıyor. Yani bağımlı aşması için çok kuvvetli iman gerek onda. Çok kuvvetli iman gerek. Öyle iman gerek ki onda aşabilirsin onları. Bu defa ne olur muhteremler? Bağımlılık yapınca irade gücü zayıflar. Yani beyin kontrolü kaybeder bedende. Artı beyin kontrolü kaybeder bedende o bağımlılıkta insanı sürükler. Sürükler Allah korusun. Bu işin demek ki tevbede acele etmek gerekiyor ki günahlara bağımlılık yapmasın işimizde. Şimdi gelelim inşallah tevbe için ne gerekiyor, ne yapmak gerekiyor tevbe etmek için, dönüş yapmak için. Şimdi genelde tevbe konusu işlenince aklımda şöyle gelebilir. Namaz kılmayan, işte içki içen şunlar bunun aklımda gelebilir. Halbuki bizler de muhteremler namaz kıldığımız halde acaba namazın neresindeyiz ama? Namazın neresinde acaba? Evet, kalıbımız camiye gelebiliyor. Yürümek ve dönebiliyor ama
Acaba bizler namazın neresindeyiz? Yalnız şekilde mi kalıyor namazımız acaba? Allahu Ekber derken, Sübhanallah derken, acaba ne hissediyoruz? Hangi duygu alıyoruz böyle şey? Eğer bir insan namaza girdiği gibi namazdan çıkarsa, demek oradan bir şey alamamış. Bir Müslüman hacca gittiği gibi hacdan dönerse, oradan bir şey alamamış. Mutlaka değişim lazım böyle. Özellikle günde 5 vakit namaz. 5 vakit namaz. 4 yetmiyor. Yetmiyor. Yetse Allah 4 farz kılar bizlere böyle şey. Yani her insanın günde 5 defa namaza durması şart. İnsanlığını koruması için, duasını koruması için, Allah'tan kopmaması için günde 5 defa. Uykusunu bırakacak, işini bırakacak, yemek postundan kısıntı yapacak, kişi ne yapacak? Her şeyi kişi göze alacak. Günde 5 defa abdest alacak, kıble yönelecek. El bağlayıp, Allah'ım ben senin kulunum. Sen bana emrettin bunu diye dikilmesi gerekiyor günde 5 defa. Şimdi ne yapmak gerekiyor tevbe etmemiz için? Mevla bize buyuruyor Âl-i İmran Suresi'nde. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ وَالَّذ۪ينَ işte şu insanlar, şu kimseler اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ bunlar fahişe fuhuş da bunun içine giriyor. Aslında fahiş aşırılık anlamına gelir. Aşırılık. Yani günahta aşırılık. Türkçemizde konuşuyor mesela bazen. Fahiş fiyat denir böyle. Fahiş fiyat. Yani fiyat aşırılık anlamına gelir böylece. Mevlam buyuruyor. اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً bunlar günahta aşırı gittikleri zaman günahta. Yani fuhuşta, başka işlerde, her konularda artık aşırılık gittiği zamanda اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسُهُمْ ya da nefsine zulmettiği halde. Yani diğeri müteaddi olmuş oluyor. Başka anda o günahın zararı dokunuyor. Çünkü daha fuhuş bile tek olmuyor muhtemelen biliyorsunuz böylece. Mutlaka başkasının da olması gerekiyor. Bazı günah insan bunu tek işleyebiliyor. Alkol olması gibi. Burada Mevlam buyuruyor. İster günahta aşırılıkta olsun kişi. İster daha küçük günah olsun. Zekerullâhe. Kul Allah-u Teala hatırlarsa ben başıboş değilim ki. Beni yaratan Rabbim var. Rabbim var. Gerçekten insan denen varlık tek emeli aciz. İnsan var. Aciz. Doğum elimizde mi? Yok muhtemelen. Elimizde böyle. Yaşamak elimizde mi? Değil muhtemelen. Ölmek elimizde mi? Değil muhtemelen. O Allah izin vermezse havayı bile soluyamayız ki. Duyuyorsun ben işte. Zekirullah'a Allah hatırladı mı kimse hatırladı mı? Benim Rabbim var. Benim Rabbim Rabbül Alemin'dir. İnsan alemle bağlantılı insan. İnsan dışa bağımlı yani. Evet şu beden kendi kendine yeter değil ki beden. Yeter değil ben işte. Dışa bağımlıyız. Hadi havaya solunmayalım bakalım. Havaya solunmayalım. Havaya bağımlıyız havaya. Ama havayı kim yarattı? Havada çeşitli farklı gazlar var havada. Oksijen alıyoruz buradan böyle. Bir de havada gazlarda bir denge var gazlar arasında. Mesela oksijen daha fazla olsa bizim hücremizi yakar. Az olsun gıdaları yakamaz. Yaşayamayız. Böyle Allah aşkına düşünene muhtemelen bak. Bu da zekirullah, Allah hatırlamak böylece. Allah'ın kudretini, azametini, onun efalini hatırlamak gerekiyor, yaptığı işleri hatırlamak gerekiyor. O Allah ki insanı yaratmış, bizi yaratmış Mevlam. İnsan dışa bağımlı, beden kendine değil, beden kendine kendine. Dışa bağımlı, önce havayı son mecburuz. Hava ucuz bedava.
Her yerde var. Her yerde muhtemelen. Banyoya görürüz, hava muhtemelen. Tuvalete görürüz, hava. Yatak odasında muhtemelen. Suya bağımlıyız, gıdaya bağımlıyız, güneşe bağımlıyız, yıldızlara bağımlıyız, bağımlıyız, bağımlıyız. Peki kimin şu mülk? Limene mülkülü yevm. Allah bunu söyleyecek mahşerde. Mülk kim bakalım mülk? Kim mülkten maliki kim bakalım? Ya? Bunu yaratan yöneten kim? Bir denge düzen var ya. Mesela güneş dünyasında bir denge var. Evet bir çekim gücü var. Çekim kanunu var. Ama kanunu koyan bir kuvvet, azamet var. Bu çekim kuvvete bir denge var ama ya. Rastgele değil bunlar. Eğer güneş biraz daha yakın olsun dünyamıza, yani güneşin çekim kuvveti biraz daha kuvvetli olsa dünyadakini çeker. Hayal bitti dünyada muhtemelen. Denizde bu uçtu gitti böylece. Bir denge var haline böylece. Mevla buyuruyor. Zekerullah'a Allah hatırladılar böylece. Allah Celle Celaluhu. Azametini, kudretini, birliğini, mülk onun. Bir Eyyullah şöyle buyuruyor. Nereye bakarsam bakayım sonuç Allah görürüm. Eyyullah böyle buyuruyor. Nereye bakarsam bakayım sonuçta Allah'ı görüyorum böyle. Yani efal, işte zincirleme, mesela yağmur yağacak, buluta bağlı. Bulut su buharına bağlı. Su buharının toplaması fırtına rüzgara bağlı. Su buharı ısı enerjiye bağlı. Peki yapan kim bunları? Allah buradan böyle. Allah buradan. Nereye bakarsan bakayım, Allah'ı sonuçta görüyorum böyle buyuruyor. Demek ki bir insan gafletten bir sıyrılabilirse, ne kadar günahkar da olsa, ki Hazreti Ömer gibi ondaki yaptığı gibi, zekerullâhe, Allah-u Teala'yı bir hatırlasa kul. Azameti, kuvveti Mevlamızın ve kul Allah'a dönecek ama ya, de hesap vermek var böyle. Kul ne yapar bu defa? Festağferu li zunubihim. Bak böyle buyuruyor. Festağferu. Fe'yi de acele, fe'yi takip ediyor artık bunu, acele. Festağfiru, hemen tevbe istiğfara başla, hemen. Pişman olur, nadim utanır Allah'tan, korkar Allah'tan, Mevlam'dan. Nasıl ben bunu yaptım Allah'ım der. Ağlar, sızlar. Li zünubihim, zünub da zemin çoğulu, yani günahları için hem orada istiğfar eder, istiğfar. Günahlarının bağışlanmasını diler. Allah'ım sen yasakladın, ben yapmışım Allah'ım. Nasıl içki şey bildim. Kumar oynayabildiğim, harama bakabildiğim, haram yiyebildiğim, gıybet yapabildiğim, nasıl ben ezanları duymadım, nasıl ben namaz alnım secdeye varmadı diye kula bir pişmanlık olur muhtemelenler. Allah'a döner. Buradan Mevlam şimdi burası soruyor bizlere, bütün insana tabii. وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ Günahları kim affedebilir? Kim affedebilir? İllallah, ancak Allah cezalı. Bu da bizim için bir müjde. Müjde, elhamdülillah. Kimsenin kabul etmeye mecbur değil kimsenin. Mesela Katolikler ne yapıyor? Güneş dedi mi? Kiliseye gidecek, diş çekecek papası önünde. Benim bir dolar para verecek orada. Ama beni affet. İslam'da bu yok muhtemelen. Efendim falan, hocaya gideyim, hacıya gideyim. Yok. Kişi yolda giderken dönüş mü yaptı? Allah hatırladı mı? Uyandı mı gönlü? Gönlünde uyanma geldi mi? Bunun geldi mi? Hemen bulunduğu yerde ne yapacak? Allah'a tevbe edecek. Burada böyle bir şart koşuyor ayrıca ama velem yusiru ala ma fealu ve hum ya'lemun. Böyle bir ama bunlar bile günahı ısrar etmediler Mevlam diye bak. Kişi artık uyandı, elhamdülillah gönlü uyandı, Mevla'yı bildi. Kul kendisini bildi. Yani nefsin Rabbini zaten biliyor, kul bildi bunları. Hemen tevbe ederse, böyle affediyor. Bunların şimdi ne olacak? Ahiretteki durumları bunlar şimdi. Kısa buna geçeyim inşallah. Ulaike cezauhum. Ulaike işte bunlar. Allah hatırlayanlar, Rabbim Allah diyenler, uyananlar, günü uyananlar, tevbe edenler,
Allah'a yalvaranlar, bunların cezası, yani mükafatı. Arapça ceza denir, yapılan iş kötüse kötü anlamına gelir. Vela biliyor, bunlar nedir mükafatları? مَغْفِرَتُ مِنْ رَبِّهِمْ Rablerine evliye bağışlamak önce. Rabbim kulunu bağışlar muhtemelenler. Yani kul Allah isyan etmiş. Haşa hatta inkar etmiş Mevla icabında Allah'a kurulmuş. Allah'a karşı gelmiş. Taşa puta tapınmış. Heykellerine saygı duruşu yapmış. Yoldan çıkmış. Her kötülüğü yapmış. Ama Allah demiş, Allah dönmüş muhtemelenler. Mevlam kulunu bağışlıyor, affediyor. Nedir affetme? Kulu temizleme, yıkama önce. Kirlerinden. Ve cennetün, ondan sonra cennet, bak cennetler. Hatta böyle cennet, çoğul cennetine geliyor böyle, cennetler. Tercihmet-i enhar, öyle cennetler ki, alttan ırmaklar akan cennetler. Ağaçın altından ırmak akı cennetler. Cennetler. Nedir cennet? Nedir cennet? Cennet'i herkes biliyor aslında. Herkes biliyor onu. İnanmayan da cenneti biliyor aslında. Nasıl biliyorlar? Bir kimse fevkalade güzel bir şey görünce bunu anlatamıyor. Güzelliği ne diyor? Cennet gibi diyor. Cennet gibi. Ateist de, müşrik de, putperest de, kim olsa olsun, artık inanmayan da, hatta inanmayan kimse ne yapıyor? Fevkalade güzellik karşısında başta kelime bulamıyor. Ne diyor? Cennet gibi. Yani eşi olmayan cennet muhtemelen efendim. Cennet gibi. Ne var cennette? İnsan ne istiyorsa ma teştihi enfüsüküm elâbıdır. Ma teştihi enfüsüküm. İnsanın nefsi, canı ne istiyorsa o cennette var. Ne istiyor insan? Ölüm olmasa önce. Ölümsüz hayat olsa. Ölüm yok. Ama yaşlı da olmasın ya. Yaşlanmak da olmasın. Genç olsun sürekli. Hep genç. Hastalık olmasın. Hastalık yok. Çalışmak da olmasın. Hazır olsun. Çalışmak yok. Efendim bağ katacağım, tarla ekeceğim, biçeceğim. Efendim değirmenci, yok marketçi, fırıncı. Yok. Berber yok İstanbul'da. Cennet'e böylece. Her şey doğal. Her şey doğal burada. Yani cennette tırnak kesmek de yok. Tıraş olmak yok cennette muhtemelen. Terlemek yok, kirlenmek yok, çamaşır yıkamak yok, yemek pişirmek yok, çarşı pazar yok. Her şeyi doğal, her şeye doğal. 70 kadar köşkleri var. Altın, gümüş, inci, mercandan. Gözleri kamaştıran. Ama doğal ama. Yani o da her şey doğal yaratılmış. Tek madde halinde. Nasıl oluyor bu? Dünyada her şey örneği var. Mesela nar. Nar muhtemelen. Onların Allah nasıl yaratıyor? Allah yaratıyor. Nar yaratıyor. Nar muhtemelen. Böyle. Arada zarlar var böyle. Tek sıra dizilmiş be bak. Böyle dizilmiş böyle şey böylece. İşte cennet bu muhtemelen böylece. Ölüm yok. Hastalık yok. Yaşlanmak yok. Namaz yok cennette. Oruç da yok cennette, zekat da yok cennette. Ne var cennette? Yalnız yeme, içme, zevki, sefa, hayat, yaşantı var. Yaşamadı. Huzur, huzur sürekli huzur. Çünkü bir zaman değişimi yok. Mevsim değişmiyor. Hava kuşları değişmiyor. Aynı hava şartları, aynı mevsim, aynı ışık. Gece yok cennette. Yani cennette zaman birimi yok artık. Yarın yok yok cennette. Dün de yok cennette. Hep aynı. Aradan milyar yılı geçiyor, hep aynı. Aynı görüntüde insana kalıyorlar, aynı işte kalıyorlar. Şimdi mesela bir insan dünyada bir genç, bir kızı sever, aşık olur. Deli gibi aşık olur, peşine koşar, nasip olma alamaz ama. 20 sene sonra görsün, bakar, vallahi ben bunu sevmiştim. Yani görüntü değişti mi, farklı oluyor muhtemelenler. Bir kadının kızı çalınmış, eski zamanlar böyle yaparlanmış, çürük kızı çalıp, köle satarlarmış bunları.
Bir kadının 10 yaşlarında bir kız çocuğu çalınmış. Tabi götürmüş uzak bir yere, köye satmışlar bunları. Aradan 20 yıl geçiyor. Bu kız tabi elinden satıl satıla derken annesine kavuşuyor. Alıyor da bunları bunu. Kız tabi annesini tanıyor. O da tamam kızımsın diyor. Kızın adı Selma'ymış. Bu kadın bir gün otururken evinde aklına o Selma'nın 13'teki görüntüsü aklına geliyor. En canlı, sevimli 10 yaşında Selma o hale geliyor. Oturmuş şöylece kızı yanında. Kız 30 yaşında ama. Ah Selma'm ah diyor, başı alan başlıyor. Kız diyor anne bak ben Selma'yım işte anne. Bak kızınım, niye ağlıyorsun? Yavrum biliyorum Selma'mız kızımsın ama o yaştaki kızım hayal ediyor daha başka bana benim muhtemelen böyle. İşte cennette hep aynı görüntü muhtemelen böyle. Hep aynı görüntü olacak böylece. Bir de Mevlam buyuruyor Halidine fiha. Orada ebedi kalacaklar. Ebedi böyle. Yani pitlik yere değil. 15 günlük bir tatil yere değil. Böyle. Mükafat değil. Mevlam buyuruyor. Ebedilerim. Ve ni'me ecrül amilin. Allah biliyor. Ve ni'me ne güzel ne güzel Allah met ediyor. Bu amillerin ecri mükafatı. Allah hepsi inşallah az cemaatini vereceği. Allah'a emanet olunuz. İlla Teala Fatiha.